Herkese merhabalar. Bugün geleceğin ajansı vizyonunu konuşacağız. Ajanslar değişiyor. Pazarlama profesyonelleri artık daha farklı beklentiler içinde. Mecralar değişiyor ve bizler gelecekten başlayarak, gelecekteki bilgi birikimlerimize bugünü inşa etmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşadıklarımız geleceğe ışık tutacak ama bundan sonraki süreçlerde geleceğin ajansının nasıl olması gerektiği noktasında aslında bütün profesyonellerin tekrar şapkaları önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Hem pazarlama yöneticilerinin düşünmesi gerekiyor, hem de ajansların düşünmesi gerekiyor. Ajanslarından ne gibi hizmetleri aldılar bugüne kadar ama bundan sonra bu iş yapış şekilleri eskisi kadar yeterli olmayacak. Bu yüzden önümüzde bir değişim var ve bizler bu değişime ayak uydurmak için çalışmalarımızı sürdürürken hem pazarlama yöneticileri hem ajans sahipleri, ki eminim burada birçok ajans sahibi, ajans çalışanı veya pazarlama yöneticisi var. Ajanslarından ne beklediği noktasına biraz ışık tutmaya çalışıyoruz ve biz de kendimizi bu noktada evrilmeye çalışıyoruz. Evet. Evet, 9 kişiyle bu yolculuğa başlamıştık. Şu anda yaklaşık 90'ın üzerinde bir çalışanımız var. Ama 9 kişi kurulduğumuz günde dahi aslında geleceğin ajansının yapısını oluşturmak için adımlar atmıştık. Burada farklı disiplinleri bir araya getirdiğimiz bir yapı vardı. Evet, 9 çalışanımız ama 8 departmanımız vardı. Şu anda 90'ın üzerinde çalışan, 100'ün üzerinde müşteri, 20'nin üzerinde farklı sektör, 5 farklı dilde ve hatta daha da fazla dillerde şu anda faaliyet gösteriyoruz. İstanbul merkezimiz, Londra, İzmir, Ankara, Antalya ve Bodrum'da da çalışmalarımız sürüyor. Ve aşağıda yazan farklı kullanıcı deneyimi, sosyal medya, medya planlama, performans, tasarım ve data bilimi konularında hizmet veriyoruz. Peki, geleceğin ajansı konsepti nereden çıkıyor ve buna niye ihtiyacımız var noktasında? Ajansların aslında evrilmesi gerekiyor. Buna biz bozulma diyoruz. İçinde bulunduğumuz bozulma dönemi var, disruption dönemi. Yani çünkü artık eskisi gibi iş yapış şekillerimiz yeterli değil ve değiştirmemiz gerekiyor. Markaların ihtiyaç ve beklentileri hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Burada özellikle disruption kelimesine önem vermek istiyorum. Gerçekten içinde bulunduğumuz dönemi çok iyi tarif ediyor bence. Çünkü eskiden yaptığımız iş yapış şekilleri artık dijitalde ajanslar olarak ve pazarlama yöneticileri olarak işe yaramıyor. Tamamen bir bozulma dönemi içindeyiz. Bu yüzden de her adımımızı dikkatli atmamız gerekiyor. Burada bozulmaya neden olan bir takım iç faktörler ve dış faktörler var ve bir takım baskılar var. Özellikle dış baskılar olarak düşündüğümüz zaman data teknoloji odaklı medya satın almalar artık hayatımızın çok önemli bir parçası. Yeni platformlar çıktı. Pazarlama kanalları çok daha geçirgen hale geldi. Ve baktığımız zaman satın alma yolculuğu çok daha kompleks olmaya başladı. Yani eskiden çok daha basit satın alma süreçleri varken bunlar çok daha kompleks hale geldi. Aynı zamanda pazarlama kanalları da çok hızlı ilerlemeye, eskiden bir pazarlama hunisi içinde hareket ettiğimiz süreçleri düşünün, bu şu anda çok daha birbirinin arasında geçirgen ve hızlı hareket etmeye başladı. Peki müşterilerimizdeki beklentiler de değişmeye başladı. Müşterilerimiz daha çok ROI beklentisi içinde, yani geri dönüş bekliyorlar yaptıkları yatırımdan. Ve burada da hani anında geri dönüş alabilecekleri mecralara ilerlediler. Yani hani uzun döneme yayılan değil, çok daha hızlı geri dönüş alabilecekleri mecralar onlar için çok önemli. Ve artık markalar uçtan uca bir dijital deneyim bekliyor. Yani burada markaların ihtiyaçları çok daha farklı noktalara gelebiliyor ve ajansından bu uçtan uca deneyimi bekleyebiliyor. Bunun dışında in-housing alternatifleri de hayatımıza çok girdi. Birçok marka bunları kendi içinde, kendi iç yapılarında da sürdürebiliyor.
Aslında baktığınız zaman ajans da tam bunların ortasında kalıyor. Ajans olarak hem dışarıdaki piyasa koşullarındaki baskıları, aynı zamanda markadan gelen baskıları karşılıyor olması gerekiyor, göğüslüyor olması gerekiyor. Bunun için de geleceğin ajansı olma noktasında da adımlarını atıyor olması gerekiyor. Baktığınız zaman burada aslında basitçe size şunu diyebilirim ki, markaların aslında ihtiyaçları değişiyor. Daha sonuç odaklı oluyorlar. Bu tabloyu birçoğunuz biliyorsundur. Oldukça karmaşık bir tablo. Bunun içinde farklı ajanslar, kreatif ajanslar, medya ajansları, DSP'ler, SSP'ler, reklam alanları ve reklam farklı konumlamaları var. Sonuç olarak ajans diyor ki, ya benim bir KPI'm var ve bu KPI'ye ulaşmak için ne gerekiyorsa yap diyor. Yani burada aslında sizden beklentisi işte bir Google reklamımı yap, SEO çalışmasını yap, beni sistemi yenile değil, beklentisi bir sonuç. Benim KPI'ma beni ulaştır diyor. Ve karmaşık bir yapının içindeyiz. Bizler de burada bu karmaşık landscape'de içinde aslında yol gösterici olması gereken bir noktadayız. Bunu çok daha basit bir hale, seamless bir hale getirip markalarımıza hissettirmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Ajanslar da bu platformlara hakim olmalı ve markalar bu omnichannel müşteri deneyimine sahip, yaratıcılıkla da bunu harmanlayan kişileri arıyor aslında. Evet, önemli olan tabii bu karmaşık düzende bu orkestrasyonu yapabilmek. Bu da birçok markanın şu anda istediği ajanslarından beklentisi. Peki, benzer challenge'lar tabii ki hayatımızda birçok ajansta var. Yani baktığınız zaman global ajanslar da bugüne kadar daha ufak yapıları satın alaraktan tam hizmet verme noktasına geldiler. Bunun örnekleri karşınızda slide'da duruyor. Ve bu ajanslar farklı sektörlerden ve farklı ihtiyaçları karşılamak için şu anda bir arada çalışıyorlar. Ama markalar ise burada bu ihtiyaçları hepsini bir arada çözecek arayışlar içinde. O yüzden de geleceğin ajansı olması noktasında da global ajanslar da bu hizmetleri bir araya getirecek farklı yapılar kurmaya çalışıyor. Onlar da bir evrim içinde. Evet, Endüstri 4.0 hayatımızda. Endüstri 4.0'ın tabii ki içinde data var. Ve eskiden data, eskisi gibi bir inovasyonun yan ürünü değil. Eskiden data, inovasyonun yan ürünüydü. Şimdi inovasyon, datanın kendisi. Yani biz inovasyonla artık datayı oluşturuyoruz. Peki, bizler artık bu datayı en iyi anlamlandıran ve aksiyon alınabilir hale getiren ve en çok kazanacak olan, bununla kazanacak olan ajans haline geliyor olmamız gerekiyor. Evet, size Big Data'yı ayrıca anlatmayacağım. Çünkü bundan sonraki sunumda da arkadaşlarımız hem KVKK ile hem GDPR ile bunun uyumluluğundan bahsedecek. Ama Endüstri 4.0'ın içindeki data artık bizim için kullanılabilir, actionable bir hale getirilmesi gerekiyor. Ve bu datayı en iyi anlamlandıran ve aksiyon haline getirebilecek hale getirecek olan ajanslar da en çok kazanacak. Tabii bu iletişimin kompleks ve karmaşık olduğu ortamda artık sayısal gerçeklerden çok daha doğru içgörülere ihtiyaçlar duyulacak. Önümüzdeki dönemde ajanslardan beklenti çok daha akılcı, yenilikçi, inovatif ve çözüm odaklı tavsiyeler vermesi olacak. Çünkü artık hem dataya hem teknolojiye erişim çok daha fazla. Eskiden size 2016, 2017, 2018 ve 2019 olarak gösterdiğimde ajanslar daha çok stratejide yer alacaklar, daha çok iletişim kanallarında faydada bulunacaklar ve optimizasyon yavaş yavaş biraz daha geriye çekilecek. Çünkü artificial intelligence'la artık yapay zeka ile çalışanlarımız da bu konuya daha hakim olacaklar ve optimizasyon biraz daha gerilerken strateji ve iletişim kanalları biraz daha yer almaya başlayacak. Evet. Peki, geleceğin ajansı nasıl olmalı sorusu tabii çok kompleks bir soru. Yani bunu bir elimizde bir kristal top yok. Bunu net olarak sizlere tarif etmek de de mümkün değil açıkçası. Ama şunu biliyoruz ki, önemli olan bu değişen beklentilere ve ihtiyaçlara adapte olabilmek ve bunu hayata katabilmek ajanslar için çok önemli olacak. Markalar bir data stratejisine ve datayı analiz edebilecek doğru teknolojiye ihtiyacı var.
Aslında burada da ajanslar devreye giriyor. Birçok konu var. İleride ajanslar olacak mı? İşte ajanslar in-house tarafına daha çok girecek mi diye düşünceler var. Ama burada markaların ihtiyacı olan bir data stratejisine ve bu data stratejisini analiz edebilecek doğru teknolojiye sahip ajanslara ihtiyacı olacak. Evet, data ve tasarım, bu iki konu aslında pazarlamacılar tarafından bugüne kadar hep acaba ikisi birbirine zıt mı? Aralarında bir çelişki var mı diye düşünülüyordu. Çünkü baktığınız zaman data daha rasyonel, tasarım daha irrasyonel, daha yapısı daha farklı. Data daha bilgiye dayalıklı, tasarım ise daha çok hayal ürünü. Data daha çok kesinliğe dayalıyken tasarım biraz daha aslında muallak gibi, tabii zıt bunlar algı yaratabiliyor. Peki burada yıllarca tasarım ve hayal gücüne önem veren pazarlamacılardan 180 derece dönmelerini ve birer data analisti, data bilimcisi mi olmasını bekliyoruz? Aslında bu değil. Pazar araştırmasındaki teknolojik gelişmeler tasarım süreçlerini geliştirecek, bunu biliyoruz. Yani evet, datayı iyi kullandığınız zaman burada pazar araştırmalarında ne kadar bunu iyi kullanırsak aslında tasarım süreçlerimize de bunlar yön verecek. Bize nokta atışı hedeflenebilir bir tüketici grubu hakkında içgörü verecek. Ve biz bu anlık içgörülerle anlık tasarımların değişmesini sağlayacak ve her hedef kitleye farklı içerikler, reklamlar ve tasarımlar gösterebilme şansımız olacak. Aslında data ve creativity'nin de birbiriyle zıt olması değil, gerçekten datayı kullanıp tasarım yapabilmek ve yine bu içgörülerle de bir data stratejisi geliştirebilme noktasında bize büyük faydası oluyor. Ve burada yine Mastercard'ın CMO'sunun söylediği güzel bir söz var. Like peanut butter and jelly, Winnie the Pooh, Lennon and McCartney. Pazarlamacılar bütün pazarlama, data, creative ve otomasyonu bir arada kullandığı zaman istedikleri başarıya ulaşabilecekler. Peki bunu kullanırken bir yandan da tabii data olmadan yaratıcılık sadece sanat, yaratıcılık olmadan data ise ihmal edilmiştik. Ve bu vizyonda da aslında, evet, Philip Kahn, Albert Einstein ve Michelangelo'nun aslında ortaklaşa bir araya getirdiği datayı, creativity ve otomasyonu sembolize eden aslında bir hipster sürecindeyiz biz şu anda. Bizden beklenilen bu kişilikteki kişilerle çalışıyor olmamız ve bunları ortaya koyuyor olmamız. Peki, Agents of the Future olma yolunda bizler nasıl davranacağız, bizler nasıl yer alıyoruz, ona bir bakalım ajanslar olaraktan. Peki niş ajanslar kaybolacak mı? Biliyorsunuz birçok dikeyde faaliyet gösteren farklı ajanslar var. SEM ajansları var, SEO ajansları var, sosyal medya ajansları var, birçok farklı ajans var. Burada aslında tek bir dikeyde uzmanlaşan veya her işten anlayan ajanslar değil. Bu ikisi de çok beğendiğimiz tanımlar değil. Yani tek bir dikeyde olması ya da ben her işi yaparım, her işten anlarım diyen ajanslar değil. Aslında bunların ikisinin birleşmesi gerekiyor. Her alanda uzman kadroya sahip ve know-how'u barındıran ajanslar ön plana çıkacak ve yükselecek. Yani evet, bunların ilgili departmanlara sahip oluyor olması gerekiyor. Ama bu konuda da her birisinin sanki birer ajans gibi uzmanlaşmaya ihtiyacı oluyor. Burada evet, büyük ajanslar, her şeyi yaparım diyen ajanslar var. Bir takım dikey ajanslar var. Bunlar artık eskisi kadar bize değer katmıyorlar ve bu ajanslardan aslında çok var. Önemli olan burada dediğim gibi biraz daha performance AVRs, digital performance AVRs noktasına gideceğimiz noktalar. Burada daha çok değer ama daha az marka bulabildiğimiz bir noktaya evriliyor. Peki markalar neye yatırım yapmak istiyor? Artık markalar kalabalık ekip alokasyonlarına ya da ihtiyacı olmayan hizmetlere ödeme yapmak istemiyorlar. Yani her departmanda yüzlerce kişinin olduğu, her departmanda işte veya her şirkette farklı kalabalık kadronun olduğu yapılara yatırım yapmak istemiyorlar. Her şeyi genelde tek çatı altında toplayabilecekleri ve az kontak hissiyle iletişim kurabilecekleri yapılara giriyorlar. Yani burada da önemli olan burada global account leads ve baktığın zaman birçok belki ajansı temsil edebilecek ya da birçok hizmeti temsil edebilecek müşteri temsilcileri ön plana çıkarmak istiyorlar. Çünkü artık markalarda çok farklı kişilerle görüşmek ve farklı yerlerden bilgi alıp bu iletişim karmaşıklığının içinde tek bir sesle ilerlemek istiyorlar.
Evet, biz ajansı aslında her şeyin ortasında bir ajansı yaratan hep bir yaratıcılık var. Bunu biliyoruz. Yaratıcılığı da belirleyen aslında dört temel şekil. Burada tabii ki sanat. Sanatın içinde fikirler ve tüm tasarımlar. Ve burada bilim. Burada tabii bize içgörüler, araştırmalar, data bilimleri, bütün R&D'ler, araştırma ve geliştirmeler. Tasarımın içinde UX ve diğer bütün brand ID oluşumları ve engineering'in yani mühendisliğin içinde de bütün kullanıcı yolculuğu, işte programatik yayınlar ve buna bağlı ölçümleme teknolojileri. Aslında ajans bütün bu etkenlerden oluştuğu zaman ajans oluyor. Yeni ajans düzeninde bunu tarif edebiliriz. Ve biz peki Digital Partners olaraktan geleceğe nasıl hazırlanıyoruz dediğimiz zaman da aslında bunların her biri bizim için önemli departmanlar. Data analiz tarafı, performans tarafı, planlama, strateji, development, sosyal medya, tasarım, content, UX ve SEO. Ve bunların her birinin arasında da, içinde de doğru sayıda çalışanla ve birbiriyle olan bu etkileşimleri, yani sosyal medya ile pazarlama otomasyonları artık birbiriyle konuşabiliyor. Sosyal medyada like ettiğimiz bir şeye anında pazarlama otomasyonuyla reklam gösterebiliyoruz. Ya da UX tarafında kullanıcı davranışına göre tasarımı son derece geliştirilebilir bir hale getirebiliyoruz. Ve reklamları da eş zamanlı olarak buna uygun adapte edebiliyoruz. Planlamalarımız olsun ve tabii ki SEO tarafındaki çalışmalarımız olsun. Aslında hepsi belli bir strateji çerçevesinde ve birbiriyle etkileşim içinde oluyor. Evet, ve ama bunun içinde tabii bir takım yeteneklere ihtiyacımız var. Yetenekler konusunda da tabii hayatımızda kullanıcı deneyimi, UX ve UI, strateji, teknoloji ve IT ve data consultant gibi yetenekler de önümüzdeki dönemde geleceğin ajansını oluşturan etmenler olacak. Son olaraktan the future of advertising aslında is not advertising. Gelecek aslında reklam ajansı, yaptığımız şey gelecekte reklam ajanslığı olmayacak. Yaptığımız aslında bir iş geliştirmesi, bir digital partner olabilme yeteneği. O yüzden de vizyonumuzda da bunu belirttik ve farklı departmanlar kurup bunları farklı isimler ve farklı yapılar altında birleştirdik. Ama vizyonumuzu da kurarken dedik ki, to be the trusted digital partner and advisor that enhances businesses locally and globally through integrated services. Yani bizler bir dijital partner, bir güvenilir danışman olmak istiyoruz. Bütün bu farklı hizmetleri bir araya getirip sizlere sunabilmek için. Teşekkür ediyorum.